1740 kilo dünya buğday verim rekoru kırılabilir mi? İki kez dünya verim rekorunu kendi elinde bulunduran ve Yeni Zelanda'nın en büyük çiftçilerinden olan ve bölgenin en kaliteli çiftçisi ve üniversitelerin, büyük firmaların birebir de çalıştığı ve dünyanın tanıdığı Eric Watson'ın hayat hikayesi ve yaptığı çiftçilik faaliyetleri hakkında konuşacağız. Ve biz bunları yaparken biz de 1740 kilo buğday verimi alabilir miyiz? 2016'da ve 2020'de olmak üzere iki kez dünya buğday verim rekorunu kırdı. Ve bu buğday verim rekorlarını küçük alanlarda değil, büyük alanlarda kırdı. Bu bizim için çok çok önemli. Arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Haydi başlıyoruz. Eric Watson, Yeni Zelanda'nın büyük çiftçilerinden ve yaptığı bölgede toplamda 5000 dekara yakın yer işliyor. Sadece buğday üretmiyor. Birçok ürün hakkında bilgisi var ve birçok bitkinin fizyolojisiyle ilgileniyor. Yani bitki fizyolojisi. Bitkinin daha iyi nasıl gelişebilir, nasıl verim alabilirim ve nasıl karlılık elde edebilirim? Şimdi yaptığı çalışma eşiğinde aldığı verimler standartın üstünde. Sulama sistemi olsun, azaltılmış toprak işlemesi olsun, toprağı fazla yormamak olsun, toprak işleme noktasındaki bilgi birikimi yönünden birçok noktada dünya çiftçisine yön veren bir kişi. En büyük özelliklerinden bir tanesi de hiçbir zaman her şeyi biliyorum demiyor. Ve her sene kendine yenilik katarak bunu daha iyi nasıl geliştirebilirim ve bunları yaparken nelere dikkat etmeliyim diye düşünerek ve bunu planlayarak yapıyor. Ve bir sene öncesinden bir sene sonrasına kadar bütün alanları planlıyor. Watson Güney Yarımküre'de yaşıyor. Yani Yeni Zelanda'da. Ve Kuzey Yarımküre'de kışken, Güney Yarımküre'de yaz. Peki Watson Güney Yarımküre'de ne zaman ekiyor? Nisan ayının ikinci veya da üçüncü haftasında buğdayını ekiyor. Orada söylediği çok önemli bir söz var. Verimi arttırmanın en ucuz yolu doğru zamanda ekim yapmaktır diyor. Bu cümle o kadar doğru ki, doğru zamanda gübreleme yapamazsan, doğru zamanda ilaçlamayı yapamazsan, doğru zamanda üst gübreni atamazsan, doğru zamanda bitkine müdahale edip bitkini gözlemleyemezsen en pahalı, en maliyetli sisteme girmiş oluyorsun. Arkadaşlar en önemli nokta çiftçilikte tarlanın gün gün, ay ay, hafta hafta takip edilmesidir. Watson'ın en büyük başardığı nokta da bitkilerini gün gün takip edip başarıya giden yolu tek tek açmasıdır. Watson'ın toprak yapısı nasıl? Arkadaşlar 30-40 santime kadar tınlı bir yapısı var. 40 santimden altta da kirli bir toprak yapısı var. Yani toprakta su tutma kapasitesi en üst seviyede. Ayrıca toprak işlemeyi de azaltılmış toprak işleme yaptığı için toprağın her kademesinde ona göre bir organik madde miktarını koruyor ve yapıyı kuvvetlendiriyor. Ve her sene düzenli bir şekilde yapı analizi aldığı için topraklarında ve bitki analizi de alıyor. Buna göre gübreleme yapıyor. Toprağa ekmeden önce parsellerdeki farklılıklara göre gübreleme yapıyor. Ve gübrelemeyi yaparken alacağı verime göre çalışmaları yapıyor. Peki bunu neden yapıyor? Bitkinin dengeli büyümesi için, bitkinin fazla bir miktarda fazla besin elementlerinden maruz kalmaması için, fazla maliyeti olmaması için, bitkinin olabildiğince sürümden dikime kadar, hasata kadar her şeyinin dengeli olması için. Peki arkadaşlar, bu verimi belirleyen temel kuralların hangisini siz yapıyorsunuz? Toprak analizi olmadan veri analizi veya da sonuç analizi alamazsınız. Sonuç analizi almak istiyorsanız öncelikle toprak analizinizin olması lazım ve toprağınızı tanımanız lazım. Watson ne zaman ekim yapıyor ve ne kadar ekim yapıyor? Arkadaşlar Watson'ın yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi dekara 6 ile 7 kilo arasında tohum kullanıyor. Ve bunu yaparken de metrekareye düşürdüğü tohum miktarı bitki sayısı 110 adeti geçmiyor. Ve bunları yaparken de hedeflediği şey kardeşlenme ve kardeşlenmeyi yaparken verim ve potansiyelini arttırabilmek. Peki bunu neden yapıyor? Arkadaşlar bitkiyi sık ektiğimiz zaman bitki kardeşlenemez. Watson kardeşlenmeyi sağlıyor. Bitki rahatça nefes alamaz, fotosentez yapamaz.
Watson fotosentezin etkisini arttırmaya çalışıyor. Watson en önemli yaptığı şeylerden bir tanesi bitki köklerini kuvvetli tutarak bitkilerin sap gelişimini kuvvetlendiriyor ve bitkiden çıkacak sapı en üst noktaya getirip kalınlığını ve çıkacak başağı ona göre belirliyor. Ve başaktaki tane kalitesinin 1.000 tane ağırlığını arttırarak verimin potansiyelini en üst noktaya taşıyor. Peki biz bunların hangisine bakıyoruz? Watson'ın yaptığı en önemli çalışmalardan bir tanesi minimum 6 ile 8 kardeş arasında kardeşi yaptırıp başaktaki tane sayısını en üst seviyeye çıkartmak. Peki biz bunların hangisine ulaşabiliyoruz? Hiçbirine. Peki biz bunları elde edebilmek için öncelikle yapıyı ve sistemi ona göre kurmamız gerekiyor. Kardeşlenme verimin anahtarıdır. Eğer siz bitkilerde kardeşlenmeyi alabiliyorsanız bitkinin olabileceği en üst noktaya getirirsiniz. Peki kardeşlenme alıp çok fazla tohum ekerseniz kardeşler zayıf kalır, başaklar zayıf kalacaktır arkadaşlar. Başaklar ufacık ufacık kalacaktır. Eğer siz kardeşlenme miktarını en üst seviyeye getirip tohum miktarının ne kadar az olduğu önemli değildir. Doğru bakım, doğru sulama, doğru gübreleme bitkinin en üst potansiyele getirecektir. Peki arkadaşlar, bitkilerin en önemli kritik noktalarından bir tanesi yeterli boşluk alanını hissedebilmesidir. Hem kökte hem bitkinin üstünde. Çünkü fotosentez yapabilmesi için karbondioksitin bitki vücuduna iyice gelebiliyor olması lazım. Peki doğru çeşidi seçebilmeniz lazım. Kısa boylu çeşitler genelde Watson'ın kullandığı çeşitlerdir. Bodur çeşitler. Ve çeşit neredeyse 70 santimi geçmiyor. Doğru azotlu gübreleme uygulamasının doğru periyotlarda parçalı yapılması lazım. Ne kadar parçalı azotlu gübreleme yapabilirseniz verimi o kadar daha çok etkileyebilirsiniz. Sağlam kök yapısı için aynı şekilde tohum yatağının bir ayarda dengeli bir şekilde çıkışını sağlamanız lazım. Ve bunu sağladığınız zaman kardeşlenme otomatik olarak kendisi gelecektir. Ve bunu sağladıktan sonra ilk gelecek şey güçlü çıkıştır. Güçlü çıkışı yakaladığınız zaman verimi almama ihtimaliniz çok zordur. Arkadaşlar tohum yatağını ekmeden önce Watson sıkıştırıyor. Siz de ekmeden sonra da sıkıştırıyor. Ve tohum yatağındaki bütün tohum mesafeleri aynı seviyeye düşüp aynı zamanda aynı miktarda çıkışını sağlıyor. Peki biz bunlara dikkat edersek tohum miktarımızı olabildiğince düşürebiliyoruz. Türkiye'deki veya da dünya örneklerinde Türkiye'de 30 kilolar konuşuluyor. 30 kilo çok fazla bir tohum miktarı. 18 ile 22 kilo arasında doğru çıkışı yakalayan bir çiftçinin alamayacağı verim yoktur arkadaşlar. Watson'ın en önemli yaptığı kritiklerden bir tanesi fazla tohum ekmeyerek kardeşlenmeyi arttırıyor ya. Bu en önemli kritik seviyelerinden bir tanesi de şudur. Zamanında ekim metodunu doğru zamanda gerçekleştirebilmesi. Peki bunun bilimsel bir gerçekçiliği var mı? Kanada'da bir araştırma enstitüsü var. Şu an aklıma gelmiyor ama en önemli yaptığı çalışma buğday ve diğer bitkiler üzerine çalışma yapıyor. Buğday bitkisi üzerine yaptığı çalışmada erken ekim, daha fazla başak, daha yüksek verim çalışması yapıyor. Peki bunu yaparken de Watson'ın yaptığı çalışmaları inceleyerekten bütün yaptığı çalışmaları bir koordinasyon aşamasında yapmışlar. Ve buradan çıkan sonuç şudur. Geç ekim en pahalı verim kaybıdır. Arkadaşlar ne tohum, ne gübre maliyeti, ne başka bir şey. Eğer tohumu geç ekerseniz çeşidin yapısına göre değişmekle beraber, bitkinin durumuna göre değişmekle beraber, tabii ki de siz kışlık çeşidi götürüp yazın veya da yazlık çeşidi kışın ekerseniz problem yaşarsınız. O durum tamamen farklı bir durumdur. Ama sezonunda doğru ekilen bir buğday güzden doğru çıkmadığı müddetçe verim kaybının en büyük sebebi odur. Bunu unutmayın. Bitkinizin doğru çıkması lazım. Peki biz bunu dünya ve Türkiye'ye nasıl uyarlayabiliriz? Arkadaşlar ben Türkiye geneli için konuşma yapacağım. Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi tohum yataklarının doğru hazırlanamaması. 2. Tohum ekilecek toprağın tanınamaması. 3. Bitkilerin olabildiğince çeşit ve yapı özelliklerinin bilinmemesi. 4. Her toprağa aynı gübreyi aynı şekilde kullanmamız.
Peki biz bunları yaparak kaybediyoruz. Doğru yapmak için neler yapmamız lazım? Arkadaşlar, yapacağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi toprak hazırlarken vazgeçilmez noktaları atlamamamız gerekiyor. Fazla tohum yerine tohum miktarının doğru ayarlanması gerekiyor. Karneşlenme için bitkiye alan bırakılması gerekiyor. Çeşit seçimi çok kritik. Artı toprak aracı olmadan gübreleme yönetimi yapılması imkan yoktur. Arkadaşlar, WASS'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi azotu, fosforu, potasyumu, magnezyumu, makro elementleri ayrı bir şekilde yapıyor. Mikro elementleri ayrı bir şekilde yapıyor. Sezon ortasında yaptırdığı yaprak analizleriyle de ilerliyor. Şimdi tamam, her birimizin 5000 dekar arazisi olmayabilir. Ufak çaplı araziler olabilir. Farklı arazi miktarlarımız olabilir. Ama profesyonelliği ne kadar en üst seviyede yapabilirsek karlılığımız o kadar çok artacaktır. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. İkinci video, Vassı'nın yaptığı gübreleme metotları ve bu gübreleme metotlarında fungisitlerde ve diğer çalışmalarla ilgili çalışmayı hazırlayacağız. Sizlerle paylaşacağız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.